Değerli Didimliler, Aydın'ın, Didim'in, Bodrum'un güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz bu sıcak karşılama için. Hepinize teşekkür ediyorum. Buraya Aydın İl Başkanım, Muğla İl Başkanım, biraz önce size hitap eden iki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımın ev sahipliğinde, Genel Başkan Yardımcılarımızla, Milletvekillerimizle, Parti Meclis Üyelerimizle birlikte geldik. Aydın'ın ve Muğla'nın değerli milletvekilleri eksiksiz olarak bugün aramızdalar. Sorunlarınızı parlamentoda dile getiren ve bu kentlerdeki kentin hakkını, vatandaşın hakkını sonuna kadar savunan tüm siyaset arkadaşlarıma, Didim'e, Bodrum'a, Aydın'a, Muğla'ya verdikleri katkılar için yürekten teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Böyle oturduğumda şöyle bir şey düşündüm. Bu kadar güzel bir manzaraya sırt dönüp konuşulur mu diye. Baktım ki karşıda böyle bir güzellik varsa bu güzelliğe sırtta dönülebilir. Çok sayıda Manisalı hemşerim de aramızda. Türkiye'nin dört bir yanından, Ege'nin dört bir yanından misafirlerimiz burada. Belediye başkanlarımız bizler tatil yaparken rahat etmek, birkaç huzurlu gün geçirmek için buralarda olduğumuzda onlar yılın en zorlu günlerini yaşıyorlar. Tabii burada kış nüfusuna göre verilen ödeneklerin yaz nüfusuna hizmet etmek gibi bir zorluk yaşattığını bir kez daha buradan hatırlatalım. Bu konunun çok önemli bir sorun olduğunu ve hemen hemen bütün turistik beldelerin, ilçelerin, illerin, büyük şehirlerin partimizin yönetiminde olduğunu ve kış nüfusuyla yaz nüfusu arasında 10 kat, 15 kat fark varken iktidarın bu konuda bile isteye buradaki belediyecilik hizmetlerinin dört dörtlük verilmesine olanak tanımamak için bu sıkıntıları yarattığını bir kez daha not edelim. Ama kimse boşuna beklemesinler. Cumhuriyet Halk Partili belediyecilerin zorlukları vardır, güçlükleri vardır. Ancak mazeretleri yoktur. Hizmetin en iyisini sunarlar. Onları yürekten kutluyoruz. Biraz önce başkanlarımın ifade ettiği gibi bugün çok anlamlı bir gün. Bugün kabotaj bayramı. Kabotaj bir ülkenin karasularında ve limanlarında gemi işletme ve her türlü limancılık hizmetlerinin kendi kontrolünde bulunduğunun tescilidir, ilanıdır. Genç Cumhuriyetimiz siyasi bağımsızlığı elde ederken bir yandan da ekonomik bağımsızlık için kararlı adımlarını atmıştır. Bu konuda 19 Nisan 1926 günü kabotaj kanunu meclisten geçmiş ve yürürlülük tarihi olan 1 Temmuz 1926'dan itibaren Genç Cumhuriyet kendi limanlarını, kendi karasularında kendi gemilerini işletme hakkını bu imtiyazın devredilemeyecek bir hak olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olduğunu tescil etmiştir. Atamızın dediği gibi siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi zaferlere dönüşmezse kalıcı olamazlar. Bu yüzden kabotaj kanunu önemlidir ve kabotaj bayramında 1926'dan beri devam eden ve 1936 yılında Montreux Sözleşmesi'ne dönüşecek olan, ona siyasi ve hukuki bir altyapı hazırlayan bu önemli kanunun yürürlüğe girişinin yıl dönümünü bir kez daha hem coşkuyla hem de Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere
minnetle kutluyoruz. Biz Ege Denizi'nin suyun iki tarafına barış getirmesini savunan bir anlayıştayız. Ege Denizi savaşın, gerilimin değil, barışın ve kardeşliğin denizi olmalıdır. Bu anlamda Aydın Büyükşehir Belediye'mizin Patmos'la karşılıklı başlattığı feribot seferlerini, deniz otobüsü seferlerini son derece önemsiyoruz. Ege Denizi'nde Yunanistan'la Türkiye arasında güvenin yeniden yukarıya doğru tırmanması, barışın konuşulması, suyun iki yanında aynı zeytinyağını sevenlerin, aynı mezeleri yiyenlerin, aynı şekilde eğlenenlerin iki tarafta düşman değil dost olarak ortak menfaatler etrafında hem turizmde hem diğer alanlarda iyi ilişkilerde olmasını ümit ediyoruz. Başkan yardımcılığını yürüttüğüm Sosyalist Enternasyonal Marşı'nda da bu konuda her türlü gayreti hem Yunanistan'la hem diğer Akdeniz ülkeleriyle sürdürdüğümüzü bir kez daha ifade etmek isterim. Tabii suyun iki yanı hep iki ayrı devleti değil, bazen iki komşu şehri de ifade ediyor. Didim ile Bodrum yaz trafiğinde 3 saat, 3,5 saat, bayram trafiklerinde çok daha çileli yolculuklara karşılık geliyordu. İki büyükşehir belediyemiz, iki belediyenin iki armasının yan yana durduğu bu deniz otobüsüyle artık Bodrum'la Didim'in arasını 1 saat gibi kısa bir süreye benzin masrafına karşılık gelecek fiyatlarla biraz önce müjdelendiği gibi işin dezavantajlı kısmını, dezavantajlı vatandaşlarımızı da görerek ileri yaştaki büyüklerimizin seyahat haklarının, özgürlüklerinin de gözetildiği bir şekilde günde 3 kez karşılıklı deniz otobüsü seferlerini başlatıyorlar. Bu çok önemli bir adımdır. İki tarafın hem günlük turizmine katkı sağlayacak hem TurSap'ın sattığı tatillerde karşı tarafa da bir günlük turu deniz otobüsü biletiyle birlikte içerecek. Didim'e tatile gelenlere bir günlük Bodrum gezisi, Bodrum'da tatil yapanlara bir günlük Didim gezisi de vaat edecek. Hem iki kentin turizmine katkı sağlayacak hem de birbirlerinin misafirlerinin diğer tarafta da bir gün geçirerek döviz bırakmalarını, katkı sağlamalarını imkan dahilinde tutacaktır. Hem yerli turisti hem yabancı turist sayısını arttırıp hem de Türkiye'nin daha çok tercih edilen destinasyonlara sahip olmasını sağlayarak yaratacağı cazibeyle Türkiye'ye gelen turist sayısında diğer rakip ülkeler açısından avantaj sağlayacaktır. Bu iyi fikir için hem Aydın hem Muğla belediye başkanlarına, ekiplerine, kararı meclislerinden geçiren belediye meclislerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Aydın'da 14 belediyeyle, Muğla'da 12 belediyeyle, Ege'de 8'de 8 belediyeyle tarihimizin en büyük başarılarını elde etmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Biraz önce Didim'in seçilmiş ilk kadın belediye başkanını ziyaret ettim. Birazdan keyifli bir yolculukla bu kez Bodrum'un gençlik kollarından gelen 30 yaşındaki genç belediye başkanını makamında ziyaret edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerdeki başarısı, tecrübeyi reddetmeyen mevcut başarılı belediye başkanlarının tecrübelerini gençlerle buluşturan ama Atatürk'ün 100 yıl önce
yola çıkarken gösterdiği hedeflerde gençlere alan açan, Türk kadınına siyasette alan açan ve bundan sonrası içinde Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan bu anlayışı önemseyen yaklaşımımız seçmenlerimiz tarafından başta Ege, büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'de destek görmüştür. Atatürk'ün yolundan, Çağdaş Cumhuriyet'in yolundan yürümeye devam edeceğiz. Biraz önce Sayın Başkan'a dedim, Didimliler sizin cebinize bir anahtar koydular. Aydınlılar da Özlem Başkan'ın çantasına, Muğlalılar Ahmet Aras'ın cebine bir anahtar koydular. Bu anahtar ne kentlerin altın anahtarıdır, ne belediyelerin kapısının anahtarıdır, ne kasasının anahtarıdır. Bu anahtarlar Türkiye'nin 7 bölgesinde her coğrafyasındaki 411 belediye başkanımızın elindeki cebindeki anahtar Cumhuriyet'in 2. yüzyılının yapılacak ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal'in partisini iktidar yapmanın anahtarıdır. Bunun için yapılacak iş bellidir. CHP'li gibi belediye başkanlığı yapmak, yani dürüst olmak, temiz olmak, şeffaf olmak, israftan kaçmak, hizmete odaklanmak. Bu noktada en önemli görev başkanlara, ekiplerine, meclislerine düştüğü gibi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerine düşmektedir. Belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkan ve yönetimlerine, büyükşehir belediye başkanlarımız, il başkanları ve yönetimlerine emanettir. Onlar çalışacak, örgüt anlatacak, örgüt tespit edecek, iletecek, onlar sorunları çözecek. Örgütle belediye dayanışma halinde olacak. Önce Didim'in, Muğla'nın, Bodrum'un, Aydın'ın yüzü gülecek. Sonra hep birlikte Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz. Buna inanıyoruz. Bunun için bütün belediye başkanlarımıza güveniyoruz. İçinde bulunduğumuz hafta Emekliler Haftası. Cumhuriyet Halk Partisi 411 belediyesinin iyi yaptığı işleri diğer belediyelerde de tekrar etmek, eş güdüm sağlamak, iyi projelerde ortaklaşmak, belli projeleri ortaklaştırarak markalaştırmak azminde olan bir yerel yönetim stratejisinin içindedir. Bunun için Sosyal Demokrat belediyelerin yapılarından biri olan SODEM önemli bir projeyi bu hafta içinde belediyelerimizin ortaklaşması için paylaşmış durumdadır. Bundan sonra her bir belediyemizde bazılarında aynı, bazılarında farklı ama ifadesi, görünüşü farklı olabilir ama İlk kez Didim'de ifade ediyor ve bütün Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz ki emeklilere yapılan pazar desteği, kasap desteği, bakkal desteği, doğalgaz desteği, su faturası destekleri, anlaşmalı marketlerde alışveriş indirimleri, belediye tesislerinde hizmet indirimleri gibi pek çoğu birçok belediyemiz tarafından yapılan bütün bu hizmetlerin bir tek isim altında ortaklaştırılacağı ve bütün emeklilerimize dağıtacak olduğumuz emekli halk kartı bütün emeklilerimize müjdeliyoruz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, emekli halk kartınızla eğer orada bir Cumhuriyet Halk Partili belediye varsa belediyemiz sizi tanıyacak. Kartınızdaki yüklenmiş olan hizmet neyse gittiğiniz her yerde
bundan yararlanacaksınız. Ayrıca bu karta sahip hiçbir emekli, emeklilere tanınan, başta ulaşım hakkı olmak üzere hiçbir hizmeti alırken sorgulanmayacak, zorlanmayacak, sorulara tabi olmayacak. Halk emekli kartı göstereceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu emekli yurttaşları olarak göğsünüzü gere gere hizmetlerden yararlanacaksınız. Tabii dün Gebze'de büyük bir emek mitingi yaptık. Meydanda emekçiler vardı, emekliler vardı, esnaflar vardı ve çiftçiler vardı. Hep birlikte haykırdık. Geçinemiyoruz dedik. Eğer geçinemiyorsak sesimizi duyun. Asgari ücrete enflasyon zammını yapın. En düşük emekli maaşını 10 bin lira olmaktan çıkarın. Asgari ücrete eşitleyin. Çiftçinin desteklemelerini ödeyin. Arttırın. Taban fiyatları yeniden revize edin. Esnafın borçlarının faizini silin, taksitlendirin. Bunun için aradığınız kaynağı da vergide, adalette bulabilirsiniz dedik. Sesimizi duyup da asgari ücrete zam yapacak olan, emekli maaşını arttıracak olan Mehmet Şimşek bugün şöyle buyurmuş. Türkiye'de asgari ücret düşük değil demiş. Endonezya'dan, Tayland'dan, Şili'den, Kolombiya'dan yüksek demiş. Gerçekten bunları okuyunca ben ona Hans geliyor Didim'de tatil yapıyor emekli maaşıyla. Bizim Hasan amca marketin önünden geçemiyor. Kasabın içine giremiyor diyorum. O bana Endonezya'dan yükseğiz, Şili'den yükseğiz diyor. Bakın, Türkiye'de asgari ücretin yüksek olduğu bir tek değer var. Türkiye'de asgari ücret sadece bunların vicdanından yüksek. Bu hükümetin vicdanı asgari ücretin de altındadır arkadaşlar. Türkiye'nin en zengin %20'si gelirin %81'ini alacak. En yoksul %20'si %05 alacak. Yani bir tarafta İspanya, Danimarka, Norveç, İsveç konforu yaşanacak. Bu tarafta Endonezya, Çat, Tayland'la yarışılacak. Ey Mehmet Şimşek, benim Tayland'ı örnek alacak, Endonezya'dan yüksek alıyorum diye tatmin olacak emeklimde, emekçimde yok. Haddinizi bilin, hakkımızı verin. Söke söke alacağız. Ve son olarak dün Gebze'den bir ses yükseldi. Geçinemiyoruz diye. Biz de dedik ki hükümet bu sesi duy. Eğer geçim yoksa seçim vardır. Geçim olmazsa seçim olacaktır. Buradan sizlere şunu söylüyorum. Sesinizi duymayana o sesi duyururuz. Ama inat ederlerse hep birlikte büyük bir mücadele vereceğiz. Bu iktidarı er ya da geç yapılacak ilk seçimde mutlaka götüreceğiz. Erken seçim için 360 milletvekili bizde yok, muhalefette yok. Biz isteyince erken seçim olmuyor. Ama siz isteyince olur, halk isteyince olur. Millet erken seçim diyorsa mutlaka sandık gelir, iktidar değişir. Size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Belediye başkanlarımızla, örgütümüzle birlikte çalışarak, milletvekillerimizle, parti yönetimimizle birlikte çalışarak, ikinci yüzyılın nasıl
ilk yerel seçimlerinde bir büyük zafer kazandıysak, nasıl 47 yıl sonra partimizi ilk kez birinci parti yaptıysak, asgari ücretlinin yüzünü güldürmek için, emeklinin yüzünü güldürmek için, çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapmak için, esnafın çilesini bitirmek için, bu servet sahiplerinin varlıklarını korumak, kollamak, güçlerine güç katmak için değil, esas üretenlerin, hak edenlerin hakkını almasını sağlamak için çok adil bir ekonomi, çok adil bir vergi sistemi, halkı zenginleştiren, zenginin zenginliğine zenginlik katması yerine daha adil bölüşülecek sosyal bir devleti mutlaka inşa edeceğiz. Bunun için çok çalışıyoruz, çok çalışacağız. Yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağız. Söz veriyorum. Buna inanın, buna güvenin. Bu bir seferberlik halidir. Bu 100 yıl önce olduğu gibi bir kez daha ülkeyi kurtarmaktır. Bir kez daha demokrasiyi kurmaktır. Bir kez daha halkı tebaa olmaktan, kul köle olmaktan, açlıktan, yokluktan, yoksulluktan kurtarmaktır. Bu bir kez daha vatandaşı, halkı vatandaş görmek, eşit görmek, onlara en iyi hizmeti vermektir. Söz veriyoruz ki iktidarımızda bu ülke Atatürk'ün gösterdiği yöne ilerleyecek, Avrupa Birliği'ne tam üye olacak, vize sıkıntısı kalmayacak, onlar gibi paradan 6-0 atıp hem maaşlardan hem fiyatlardan 0 atmayacağız. 10 yıl içinde maaşlardan değil fiyatlardan birer 0 atacağız. Sizin satın alma gücünüzü 10 katına çıkaracağız. Söz veriyoruz. Bu güzel topluluk, bu güzel topluluk bir Manisalı, bir Egeli kardeşiniz olarak, bir atası Üsküp'te, anneannesi Selanik'te doğmuş bir kardeşiniz olarak, burada sizlerle birlikte Ege'nin bir evladı olarak bir araya gelmekten, sohbet etmekten, sıcak yüzlerinizi, güler yüzlerinizi görmekten, o güzel ellerinizi sıkmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Ege'nin evlatları, Cumhuriyet'in çocukları, Atatürk'ün gençleri, evlatları, kadınları, hepinizi seviyoruz. Güzel günler yakındır. Hep birlikte başaracağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, sizi bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Gerçekleştirilen bu büyük projenin ev sahipleri Muğla Büyükşehir ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Sayın Ahmet Aras ve Sayın Özlem Çerçioğlu açılışın anısına bir hediye takdiminde bulunacaklar. Buyursunlar efendim.